Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere snapchat isimli uygulamayı tanıtacağım. Daha doğrusu tanımayan yoktur gerçi de. Şöyle, bakın çekim hilesi de belli oldu. Ne hilesi olacaksa. Şimdi arkadaşlar snapchat milletin böyle birbirine fotoğraf gönderdiği, video gönderdiği, gönderdiği videonun kaç saniye olup olmayacağını mesela şöyle. Sizden ben yardım istemiştim. Bir tane fotoğraf çekeyim. Çektim. Şurada saniye işareti var, tıklıyorsunuz. İşte karşı taraf bunu bir saniye görsün. Bir saniye böyle patlayıp gidecek. Hani böyle Zaba fotoğrafı gönderen de var öyle. Lan bir lan diyorsun kalıyorsun böyle ekran karşısında, telefon karşısında mal gibi. Yapmayın, yaptırmayın. Seçtik. İşte buradan şakalar yazıyoruz böyle işte ehe mehe diye. Şöyle kime göndereceğiz? Mesela sizden birisi vardı az önce beni ekleyen. Belki gönderelim. Gönderdik. Bakın şurada gelenler var. Aynı şekilde işte kaç saniye gözükecek? Ne olacak? Ne bitecek? Basıl diyorsunuz arkadaşlar. İyi günler abi diye yazmış. Sağ olsun. 4 saniye. Oradan başka bir gönderiye geçti. O da kendi kendine. Şu an gönderi kayboldu. Hani gözüktü. Elemanı biz bir daha da göremedik. Sağ olsun öyle bir şey yazmış. Şimdi e, bu uygulamayı şey işte genelde nerede kullanıyoruz? İşte arkadaşlarla bak işte lan şu kim falan filan tarzında gönderiyoruz ya da işte 4 Talk dediğimiz çiftler kendi aralarında birbirinin hoşuna gidecek şeyler gönderebiliyor. İşte onun dışında da alet sallayan gönderen hani az önce bir saniye böyle ulan demeye kalmadan kaybolan fotoğraflar, videolar gönderebiliyor. Ayrıca hani çakallık yapayım ben işte kız çok güzel video göndermiş ya da screenshot alayım falan filan yaparsanız da lan bu senin screenshot'ını aldı bak ayık ol diye de gönderen kişiye gidiyor sizin aldığınız sc screenshot bilgisi yani ekranın görüntüsünü aldığınız, aldığınıza dair bilgi. Ee, bu Snapchat'e Facebook 2.8 diye yanlış hatırlamıyorsam ya da yani 3 milyar dolar bir para teklif etti. Fakat Mark alamadı bu Snapchat'i. Vermediler. Ne varsa sizin Demek ki o kadar hani karı kız fotoğraf gönderi, video gönderi falan. Adam satmak istememiş herhalde onun sapık mı nedir? Yani ben olsam 2-3 milyar dolar parayı alırım. Ev alırım her yerden. Veririm kiraya kafam rahat. Uygulamanın şöyle bir özelliği var. Daha doğrusu özelliği değil bir hıyarlığı var. Bir katakullisi var. Açtığınız hesabı silemiyorsunuz. Yani ee, mobil olarak açıyorsunuz zaten hesabı çok rahat bir şekilde. Ama mobilden girip ayarlar kısmından hesabımı kaldı hesabımı sil uygulamasını yani sekmesi yok beceremiyorsunuz. Support yani Snapchat support yazın Google'a işte. Girin internete. Oradan silmeye çalışın. O da uğraştırıyor. Hani sanki böyle bankaya kredi kartınızı iptal ettirmek istiyormuşçasına ya da işte dijitalükü kapattırıyormuşçasına bir muamele görüyorsunuz. Yok şunu olacak, yok bunu olacak, bilmem ne olacak. Yaktı <laughs> kredi derken kapatma şeyi bir, bir hayli uğraştırıcı ama kapatabiliyorsunuz da bir sıkıntı yok. Dediğim gibi sadece internet sitesinden hani bilgisayar başına yapmanız gerekiyor bunları. Yani Snapchat'ın e hani, bu da benim s**kim <laughs> Hüsnü tarzında bir uygulama. Yok ben bunu gördüm, sen bunu gördün. Şunun videosuna bak 10 saniye. Sonuçta siliniyor bunlar. Ki ayrıca siliniyor şu an. Hani mesela arkadaşın yaptı. Baktım mesela şunlar silinmeyen, silinmeyenler. Şunlar silinenler. Bunları da açmaya korkuyorum şimdi. Millete yazdım dedim gençler Snapchat'i tanıtacağım. Bana şunları, şunları bir şey birkaç bir şey yazın dedim Twitter adresinden. Sallayan mı çıkar, çıkar. Açmaya korkuyorum. Yani bizim zamanımızda şey vardı bir ara. Disketlere işte fotoğraf atarlardı. Fotoğrafı açardık böyle tık 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 açardı. Hani güzel bir kız böyle açılır da açılır da açılır, sonra alt tarafta böyle değişik şeyler olurdu. Artık anlayan anında zaten bilen biliyor. O tarz bir uygulama. Hani isteyen istediğinde istediği şekilde şey gönderebiliyor. Ya işte bu uygulamada dalgayı çeken de oluyor. Göt göğsünü çeken kezban da oluyor. İşte s**t çeken de oluyor ki onlar en fena. Hadi göğs bir yere kadar da. O zaman dalga da bir tarafa kadar. Hadi yine bir saniye böyle görün ulan deyip kalıyorsun da ya s***ını gönderip falan da çıkabiliyormuş. Allah'tan yani şunlardan birisi varsa bilmiyorum da ben bakmaya korkuyorum. Snapchat böyle bir uygulama. Dediğim gibi birkaç katakulisi var işte. Hani şirket size şey diyor. Yok işte biz bunları siliyoruz sonra. Bizden de kayboluyor falan filan. O da külliyen yalan. Yalan oldu da çıktı geçen günlerde zaten. İşte şirketin deposu böyle. İşte g***t, meme, s***t, b***t, m***t, püsür, dolu. Niye silmiyorlarsa zaten o da ayrı bir konu. Neyse. Böyle de bir uygulama işte ya. Beni Webtekno TV YouTube kanalından takip edebilir, Teknoloji Atar Twitter adresinden bana ulaşabilirsiniz. İşte tanıtılmasını istediğiniz uygulama olur, oyun olur. Yazın. Elimden geldiğince yardım olmaya çalışırım. Yardımcı olmaya çalışırım daha doğrusu. İnşallah dalga malga gönderen yoktur ya. Hadi eyvallah.